Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Bir de nutku var işte. Onun ağzından çıkan. Nutkundan öğreneceğiz. Değerli izleyenler, Nutuk'ta Amerikan mandasına girmek bölümünü okumaya devam ediyoruz. Dün Halide Edip Adıvar'ın telgrafını okumuştuk. Bugün de 12. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'in telgrafını okuyacağız. Afyonkarahisar 13-8-1919 15. Kolordu Komutanlığına Mustafa Kemal Paşa'ya özel. İstanbul'daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika heyetine verilmek üzere aldıkları kararlar aşağıda belirtilir. 1. Ermenistan için Türkiye'nin doğu sınırı üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir toprak parçası vermeye doğu illerindeki Türklerin ve orada iş başında bulunan büyüklerin bu bölgenin gelecekteki refahını ve serbestçe gelişmesini düşünerek razı olabilecekleri görüşünde olduklarını, yalnız bu görüşlerini oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmaları ve Kürtlerin de Ermenilere toprak verme düşüncelerinde kesinlikle karşı bulunmaları dolayısıyla açığa vurmak istemediklerini ve hatta açığa vursalar bile oradaki Türk çoğunluğun aşağıdaki şartların yerine getirileceği konusunda kendilerine güvence verilmedikçe bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacaklarının zannedildiği tespit edilmiştir. Şöyle ki, birincisi Türk ve Kürt çoğunluğunun ve aralarındaki diğer azınlıkların yaşadıkları toprakların bütünlüğü, ikincisi Türk bağımsızlığının tam olarak tanınması ve fiilen garanti edilmesi, üçüncüsü Türkiye'nin çağdaş medeniyete ulaşabilmesi için serbestçe gelişmesine engel olan kayıtların kaldırılmasıyla Wilson prensiplerinde vaat edildiği üzere bağımsızlıklardan ve haklarından en güvenli bir şekilde yararlanmasına imkan verilmesi. Dördüncüsü bu hususlarda ve Türklerin gelişmelerinin çabuklaştırılmasında Amerika'nın bize yardımcı olacağını cemiyeti akvama karşı üstlenmesi. Cemiyeti akvam, milletler cemiyet demekmiş. 2. Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin gönderdikleri yeni topraklarda derhal yerleştirilmeleri ve bu topraklardan hemen yararlanmalarını sağlamak için Amerika'nın yardım etmesi. 3. O çevrede ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olarak bulunan Ermenilerin yine Ermenistan sınırının içine gönderilmelerinin sağlanması. 4. Ermenistan adına ve hesabına gerçekleştirmesini muhtemel gördüğümüz toprak verme durumu, bağımsız bir Ermenistan adına değil, ancak büyük ve medeni bir devletin mandası altında gelişecek çağdaş bir devlet adına olacaktır. Çünkü bugünkü Ermenistan'a toprak bırakmak, Türkiye'nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak demek olduğu gibi Kafkasya içinde bir sıkıntı çıkarmak demektir. 5. Bütün bunlar tartışılabilir bir teklif niteliğindedir. Ancak bunların kesin bir şekil alabilmesi memleketteki heyetlerle temas kurmaya bağlı ise oraya Amerikan heyetinin birinin gönderilmesi şarttır. 6. Ve son olarak konunun kanuni ve meşru bir şekilde sokulması için
Osmanlı Milli Meclisi'ne götürülmesi doğaldır. 12. Kolordu Komutanı Selahattin. Vay vay vay. Ermenilere toprak vermeyelim de, şunu yapmayalım da, bunu yapmayalım da. Ama versek bile devlet kurmaları için değil de Amerikan mandası olması için verelim de. Oy. Değerli izleyenler, yarın Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgrafa verdiği cevap okuyacağız. Ya istiklal ya ölüm, öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Değerli izleyenler, gün gün Atatürk Yatağan Baba ile Nutuk ve Günlük bölümünün günlük bölümündeyiz. Tarih 4 Mart. İki anı paylaşacağım. Biri 1915, biri 1923. İlk anı 4 Mart 1915 Bigalı Mehmet Çavuş. Çanakkale'den İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan Birleşik Filo 4 Mart 1915 günü Seddülbahir ve Kumkale'ye yeni bir çıkarma girişiminde bulundu. Amaçları Türk topraklarını tahrip ederek kullanamaz hale getirmekti. Harekatı haber alan Maydos mıntıkası kumandanı Mustafa Kemal, bölgede bulunan 26. Alay Komutanı Binbaşı Kadri Bey'e şu emri gönderdi. Bizzat şimdi yanınıza hareket ediyorum. Benim oraya varışıma kadar sahile çıkmış olan düşman mutlaka denize dökülecektir. Bu emir doğrultusunda gerek Kumkale'ye gerekse Seddülbahir'e çıkan İngiliz kuvvetleri Türklerin şiddetli ateşi ve süngü hücumlarıyla karşılandı. İngilizler Kumkale'de takviye almalarına rağmen ilerleyemeyerek çekilmek zorunda kaldılar. Seddülbahir'e çıkan İngiliz kuvvetleri de kıyıya atıldı. Mustafa Kemal Seddülbahir'e geldiğinde düşman kuvvetleri ağır zayiata uğratılarak püskürtülmüştü. Çarpışmada Türk birliklerinin önünü çeken ve arkadaşlarına cesaret kaynağı olan kişi ise Bigalı Mehmet Çavuş adlı bir askerdi. Eşine az rastlanacak bir kahramanlık gösteren Mehmet Çavuş, silahı bozunca yerdeki kaya parçalarıyla düşmana saldırmış, eline aldığı bir kürekle yanındaki askerleri süngü hücumuna kaldırmıştı. Onun bu kahramanca davranışlarını öğrenen Mustafa Kemal, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na yazdığı raporda Mehmet Çavuş'un bir madalya ile ödüllendirilmesini istedi. Yaralandığı için Maydos Hastanesi'ne yatırılan Mehmet Çavuş'a madalyasını 7 Mart'ta Çanakkale'ye gelen Enver Paşa taktı. Çanakkale Savaşı'ndan sonra köyüne dönen Mehmet Çavuş mütevazı bir hayat yaşadı. Kendisine teklif edilen maddi yardımları ise ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım diyerek reddetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Bigalı Mehmet Çavuş. Dört Mart'tan ikinci anı değerli izleyenler, İzmir İktisat Kongresi sona erdi. Müzik.
Yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarına yön verecek olan İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kongreye katılan 1100 çiftçi, tüccar, işçi ve sanayici temsilcisi yeni dönemin ekonomi politikalarını tartıştı. Kongre Atatürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını Kurtuluş Savaşı'yla kazandığını, artık iktisadi bağımsızlık için çalışmak gerektiğini söyleyen Atatürk, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getiriyordu. Efendiler, bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, gerilemesiyle ilgili olan şey milletin ekonomisidir. Yeni Türkiye'mizi layık olduğu mertebeye getirebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. İktisadi bağımsızlığın parçası olarak milli sanayinin korunması, kongrede mutabakat sağlanan konuların başında geliyordu. Ancak kalkınmanın liberal bir ekonomi yoluyla mı, yoksa devlet eliyle mi gerçekleştirileceği en temel tartışma konusuydu. Kongrenin sonunda benimsenen görüş, özel teşebbüsün daha ağırlıklı olduğu bir karma ekonomiydi. Dönemin iktisat vekili Mahmut Esat Bey Bozkurt, izlenecek yolu yeni Türk İktisat Okulu olarak tanımlıyordu. Bu yol kapitalist olmadığı gibi sosyalist de değildi. Benimsenen programa göre başta demir yolları olmak üzere yeterli sermayenin olmadığı temel kalkınma yatırımlarına devlet öncülük edecek, fakat özel teşebbüsün gelişimi teşvik edilecekti. Öte yandan bir ayrıcalık verilmemesi kaydıyla Türk ekonomisinin yabancı yatırımlara açık olması da alınan kararlar arasındaydı. Değerli izleyenler, burada neden bir ayrıcalık verilmemesi kaydıyla dendi? 5-6 bölüm önce mine o konuyu anlatmıştık. Kasteden kapitülasyonlardır. Kapitülasyonlarda yabancılara özel ayrıcalık tanınıyordu. İşte o olmamak şartıyla diye onun için buraya kayıt düşülmüş. Değerli izleyenler, bu İzmir İktisat Kongresi. Yayın B diyor da B'nin açılımını bilmiyorum. Bu şekilde kitaplaştırıldı. Bildik basın yayınmış. Bu İzmir İktisat Kongresi değerli izleyenler, dünyada eşi benzeri az olan bir kongredir. Yani bunu okursanız o dönemi çok iyi anlar ve günümüzde nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığını böyle fotoğrafa bakar gibi görebilirsiniz. Onun için bu kitabı eğer denk getirirseniz alın, okuyun derim. İzmir İktisat Kongresi ile ilgili daha önce 3-4 programda televizyonda yaptığım konuşmaları hatırlattım, size izlettim. Onun için bu bölümde onu yapmayalım. Şimdi burada ne dedi? Demir yolları dahil, şu dahil, özel teşebbüsün yetişemediği yerlerde devlet o işi yapacak ama özel teşebbüse teşvik edilecek. Ben bu konuda değerli izleyenler, 6 oktaki devletçiliğin bir açılımını yaptım, makale konusu yaptım. Gerçekte Atatürk devletçi değil değerli izleyenler. O zamanki şartlar bunu gerektirdiği için bir dönem öyle oldu. Nereden çıkarıyorsun bunu? İşte bak, burada İzmir Kongresi'nin özetini dinledik. Şu sebepten devlet yapacak ama özel teşebbüse teşvik edilecek diyordu. Ben bunu Sümerbank basma sanayinin ana sözleşmesinden bir maddeden çıkarttım. Atatürk'ün gerçekte devletçi olmadığını.
Ve bunun yazısını yazdım. Not bölümüne o makalemin bağlantısını yazayım. Ayrıntıları tıklayarak yazımdan okuyabilirsiniz. Değerli izleyenler, çalışmalarıma destek olmanızı bekliyorum. Sitemde, YouTube'da, Facebook'ta, her tarafta, e-postam, telefonum, güncel banka IBAN numaram yazılı. İster 100-200 lira, ister 500, ister 1000 lira fark etmez. İmkanınıza göre IMC usulü destek olabilirsiniz. Ben de bu gönderdiğiniz desteklerinizden eksik olan ekipmanımı tamamlarım. Yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımı bastırırım. Ayrıca basılmış kitaplarımı da sipariş verebilirsiniz. 5'li 8'li 10'lu kitap setlerim var. Adrese teslim kapıda ödeme kolaylığıyla da gönderiyorum. Kapıda nakitle uğraşmak istemiyorsanız önden IBAN'ıma kitapların set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev veya iş yeri adresinize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde buluşmak üzere. Mustafa Kemal'i ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ermenistan için Türkiye'nin doğu sınırı üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir toprak parçası vermeye doğu illerindeki Türklerin ve orada iş başında bulunan büyüklerin bu bölgenin gelecekteki refahını ve serbestçe gelişmesini düşünerek razı olabilecekleri görüşünde olduklarını